Doktorumuz uzman. E, bu orucu sen tutamazsın dedi. Veyahut da ben 7-8 senedir biliyorum, Ramazan'da komaya giriyorum hep. Bu hastalıktan dolayı. Ve ben ne yapacağım şimdi? Oruç tutmayacağım. Ne olacak oruçlar? İkiye ayırıyoruz. A şıkkı, B şıkkı var. Eğer bu oruç, şimdi ilaç kullanıyorsun, kullandığın ilaçlarla iyileşeceksin zaten dediği bir şey nedenle tutur. Mesela ülser veya midede filan sıkıntı bundan dolayı ise eğer zarar yok iyileşince kaza edeceğim onu. Kaç gün tutmadım? 7 gün. 7 gün borcum var demek. Tıpkı kadınlar aybaşı hallerinde oruç tutmuyorlar da Ramazan'dan sonra nasıl tutuyorlarsa hastalar da böyle yapacaklar. İkinci çeşit B şıkkı böyle değil ama. Şeker hastası olduğu için veya beyin ameliyatı geçirdiği için ve bir daha da doktorun sen eski haline dönemezsin dediği hastalar var. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar oruç tutmayacaklar. Kaza etme imkanları da yok. Çünkü tıp verilerine göre bu hasta bir daha eski halini almaz. Kolu kesilmiş insan gibi. Protez takılır belki ama bir daha kol yerinden çıkıp uzamayacak. Nasıl kolu olmayan bir adama Ömrünün sonuna kadar kolsuz deniyor. Artık bir daha onun dönüşü yok. Onun dışındaki hayatını öyle yaşamaya çalışıyor. İşte belli müzmin çağdaş hastalıklar var. Bunların en sabiti şeker hastalığı, büyük oranda astım hastalıkları. Bunları ayrı bir ders olarak ele alacağız. Tıp ve oruç diye bir başlık altında bunları ele alacağız. Ama şimdi özellikle vurguluyoruz. Böyle müzmin, ömür boyu çekilecek hastalıkları olanlar oruçlarını tutmayacaklar. Oruç yerine fidye verecekler. Fidye ne demek? Her tutamadığın gün için o senenin Ramazan'ında fitre kaç para veriliyorsa her oruç için bir fitre kadar bir sadaka verilir. Buna da fidye Adı veriliyor. Fidye. Orucun tutulamadığı zamanlarda. Ama bu kim için? Kim için bu? tıp ben bu bir daha iyileşmez denen hasta için. Bir de göreceğiz yaşlı için. İnşallah. Demek ki hastalıkların da hükmü böyle.